Herkese merhaba. Bugün sizlere bipolar bozukluk, iki uçlu bozukluk veya manik depresif hastalık olarak da bilinen ruhsal rahatsızlık ve tedavisinden söz etmek istiyorum. Bipolar bozukluk, kişinin duygu durum dönemleri olarak adlandırılan, iki uç arasında değişen, farklı zamanlarda ortaya çıkan, günler veya haftalar boyu devam eden, yoğun duygusal geçiş yaşadığı bir rahatsızlık sürecidir. Bu dönemler manik, hipomanik dönemler olarak adlandırılan, yani neşe, coşku, enerji hali, hareketlilik ve büyüklük düşünceleri bulunan veya depresif dönem olarak adlandırılan, üzgün ruh hali, durgunluk, içe kapanma dönemleri olarak adlandırılan duygu durum dönemleri olarak bilinir. Bu dönemler arasında görece daha dengeli bir ruh halinin olduğu dönemlerde yaşanır. Bipolar bozukluğun genellikle görülme sıklığı %2-3 civarındadır. Kadın erkek oranı eşittir ve başlangıç yaşı 20-25 yaş arasındadır. Kişinin yakın çevresindekilerle ilişkilerinde ve sosyal mesleki işlevselliğinde bozulmalara neden olabilir. Bu bozukluğun önemli özelliklerinden bir tanesi seyrinde mevsimsellik gözükmesidir. Hastalar genellikle ilkbahar yaz aylarında coşkunluk ve taşkınlık yaşarken sonbahar ve kış aylarında durgunluk ve çökkünlük gösterebilirler. Manik dönem en az bir hafta süren aşırı neşeli veya bazen öfkeli bir duygu durumunun olduğu hastalık tablosudur. Buna ek olarak hareketlilik, aşırı konuşma, enerji hali, benlik kabarması ve konuşma ve hareketlerde hızlanma görülebilir. Bu dönemde genellikle hastaneye yatarak tedavi gerekli olabilmektedir. Hipomanik dönemde ise belirtiler 3-4 gün sürer. Genellikle belirtilerin şiddeti daha düşüktür. Hastanede yatış gerekmez ve işlevsellikte önemli sorunlara yol açmaz. Depresif dönem ise en az 2 hafta süren, aşırı üzgün ve bazen de durgun bir ruh halinin olduğu bir hastalık tablosudur. Bu dönemde ek olarak durgunluk, isteksizlik, karamsarlık, düşünce, konuşma ve hareketlerde yavaşlama ve ayrıca keyifsizlik halde ortaya çıkabilir. Bipolar duygu durum bozukluğunun belirtileri tedaviyle düzelmektedir. Tedavide en önemli unsur ilaçlardır. Ayrıca psikoterapiler de ilerleyen dönemdeki atakların engellenmesi açısından faydalıdır. Bu bozukluğun tedavisinde en sık kullanılan ilaçlar duygu durum düzenleyicileridir. Bunların başında lityum gelir. Ayrıca valproat ve karbamazepin de aynı işlevi görürler. Bazen de antipsikotik ilaçlar kullanılabilmektedir. Hastalık döneminin tedavisi kadar sonraki atakların engellenmesi açısından uygulanan koruyucu tedaviler de çok faydalıdır. Hastalık dönemi öncesinde ortaya çıkan uyarıcı belirtilerin fark edilmesi erken müdahale ve tedavi açısından faydalıdır. Bu belirtilerin aynı zamanda hastanın ailesine ve arkadaşlarına da anlatılması gerekir. Bipolar bozukluk belirtileri yaşıyorsanız yapmanız gereken ilk ve en doğru şey bir psikiyatriste başvurmak olmalıdır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.